arkadaşlar arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle önümde gördüğünüz bu çok cici bebek süveterini çalışacağız bu süveterimiz çeşitli adlarla adlandırılmakta ee, önlük süveter çalışması denmekte zara modeli denmekte ne sizler nasıl adlandırırsanız adlandırın, nihayetinde görünüşü çok çok şık olan yapımı da bir o kadar kolay alan güzel bir süveter ben bu süveterimi küçük bir parça olarak çalıştım sizler daha büyük olarak çalışacaksınız ebilirsiniz. E, yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çok çok kolay bir çalışma. Özellikle ön beden, arka beden hemen e, şöyle bir e, yarım saatte, bir saatte bitirebilmekteyiz. O kadar kolay bir çalışma. Şimdi e, ben kullandığım ipimi göstermek istiyorum. Bakınız Kartopu'nun Baby Ban kullandım. 100 gram 250 metreden oluşmakta ve bu ipimi örmek için de bu süveterimde 3 buçuk şöyle görelim 3.5 milimetre yani altı numaralı tığımı kullandım yani burada altı tulip tığlarımızda yazıyor diğer tığlarımızda ise şuradaki numarayı esas alacağız sevgili dostlar 3.5 milimetre çünkü e, bu Nakonu, e, Nako'nun elit beybileri ya da işte e, diğer Himalayalar a, aynı kalınlıkta ve aynı e, tatta olan ipler bunları 3.5 numarayla örelim. İpiniz daha ince ise tabi daha e, küçük numaralı yani 2-2.5 numaralı tığlarla da çalışabilirsiniz. Şimdi ben bu süiterim için bir tane tam bitirdim. Diğerinden de görmüş olduğunuz gibi çok az kullandım. Onun için size şunu hatırlatmak istiyorum. Eğer kullanacağınız ipiniz, aldığınız ipiniz 100 gram ve 300 metre ise, burası 250 metre olduğu için bana yeterli olmadı. 300 metre ise ya da 300'ün üzerinde ise ya da 280'in üzerinde ise bu modelimiz için tam yetecektir. 2 almanıza gerek yok ama 100 grama 250 metre ise demek ki metremiz bu iplerimizde daha az oluyor. O yüzden bir değil iki ip alalım ki örgümüzün tamamlanmasını sağlayalım. Ölçülerine de baktığımızda göreceksiniz ve aklınızda bir fikir kalacak. Şöyle beden genişliğinden başlıyorum ölçmeye. Beden genişliği 26 santim. Beden uzunluğumuza bakalım. Beden uzunluğu ise ön ve arkaya farklı uzunluklarda çalıştığım için ön 27, arka 31 santim. Üzerindeki gemiyi ben daha önce videolarımda çalışmıştım. Şöyle biraz aşağılara doğru bakarsanız orada aplike çalışmalar başlığı altında bulabilirsiniz. Evet, yakamızı erkek yaka olarak ördüm. Umarım bütün hatırlatmalarımı yapmışımdır. Aklınızda en ufak bir soru işareti kalmadan bu çalışmamıza sizlerle birlikte yaparız. Ama sizden de küçük bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsizdir abonelik. Abone olarak beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Evet, şimdi kolay gelsin diyerek bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin süveterimizin ön kısmını örmeye başlıyorum bir tane düğüm yaptım önümüz ve arkamız aynı sayıda ve aynı işlemlerle olacak onun için şimdi önü başladığım gibi arkayı da aynı şekilde başlayarak ör öreceğiz o yüzden e, aynı başlangıcı bir daha çekmeyelim videomuz gereksiz uzamasın aynı şekilde üzerine sadece sık iğne ile örerek ilerleyelim her ikisine de 30 tane zincir çekiyorum düğümü attıktan sonra başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30. Gayet serbest serbest zincirimi çektim. Ben e, çok büyük bir süveter örmeyeceğim. Küçük bir süveter öreceğim. İçini ayrı, kenar çerçevesini ayrı dolaşacağımız için şu an içi için yeterli. Sizler e, daha büyük yaştaki çocuklarımıza örecekseniz birazcık daha büyük başlayabilirsiniz. Yaptığım, yapacağımız hiç farklı işlem yok. Onun için öreceğiniz kaç yaş olursa, kendimize bile olabilir, kaç yaş olursa iç kısmına yetecek kadar dışının kenarlarını da lütfen hesaplayalım. Dışının da her iki kenarına da yaklaşık 5'er santim, yani şu kadar bir kenar çalışacağız. Onları hesaplayarak örelim. Şimdi bu 30 zincirimin kaç santime denk geldiğine bakmak istiyorum. Bırakıyorum. mezurumu alıyorum. Çünkü ellerimiz farklı olabilir. iplerimiz farklı olabilir. Ölçtüğümüz zaman hiç kafamızda herhangi bir düşünce kalmamakta. Bakınız şöyle koyuyorum. Mezurumun üzerine sadece bakın şöyle tepesine bastırıyorum. Asılmadan tutuyorum. 15 santim tam 15 santim. Şöyle 15'in şurada kalıyor ama o büküldüğü için içini doldurduğumuz zaman 15 olacak. 15 santim içimiz. Şimdi sık iğnemizi örmeye başlayalım. Bunu örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız bile örebilir. Sık iğne olduğu için sadece batıp çıkacağız. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Zincirimi parmağıma şöyle ipimi aldım. Yeni başlayıp da örmek isteyen arkadaşlarımız için zincirimi tutuyorum. En son zincirimi görüyorum. En son zincirimi örmüyorum. Bir yanındakini örüyorum. Bakın en son zincirime değil bir yanındakine batıyorum. Bakın en son bu bir yanındakine şöyle giriyorum ipimi alıyorum kapatıyorum sıradaki zincire giriyorum ipimi buradan alıyorum içinden geçiriyorum iki tane ilmek oluyor tekrar ipimi şöyle tığımla yaklaştırıp içinden geçiriyorum sıradaki zincirime giriyorum ipimi şöyle tığımın çengeliyle alıp kapatıyorum bütün zincirlerimi bu şekilde örüyorum giriyorum hep aynı işlem ta ki zincirlerimiz bitene kadar girip ipimizi alıp içinden geçip sonra kapatıyoruz son zincirimize kadar birer birer sık iğnelerimi örerek geldim. En son zincirimi şöyle görmekteyiz. Onun içine de giriyoruz. Bakın tığımın başını girdirdim. İpimi alıyorum. Kapatıyorum. Bitirdiğim yerde bu böylece yani birinci sıramız bitmiş oldu. Bir sıra ördük. Bitirdiğim yerde bir tane zincirimi çekiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarımız da örebilir dediğimiz için bütün ayrıntılarını göstermek istiyorum. Bir zincirimi çektikten sonra örgümün arkasını çeviriyorum. Ve bakınız en çok örgüyü yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olan kısım burada nereye batacağımızı karıştırmamız. Hemen buraya mı batacağız buraya mı batacağız ben kendimden biliyorum daha küçük yaşlarda örgüyü örmeye başladığımda mutlaka büyük bir kararsızlık içinde kalıyordum buraya batmam gerekiyor buraya kimine buraya batıyordum kimine buraya böyle tırtıklı kötü bir görünüm oluyordu ama bakın şimdi size hemen söylemek istiyorum bir zincirimi çektiğim yerin hemen dibine bakın dibine şuraya giriyorum bu birinci oluyor bir ve sonrasında diğerlerine devam ediyorum sırasıyla batıyorum her iki katı da birlikte alıyoruz ki bu çok kolay her iki katı almak sizi epeyce bir hızlandıracaktır. İpiniz kalınsa sevgili arkadaşlar bir de kalıntı tercih edin ki sık iğne sert olduğu için böyle kazık gibi sert bir süveter olmasın. Biraz şöyle yumuşak dokusu olan çalışmamız olsun. Bakın böyle birer birer giriyorum. İkinci sıramızı da birer birer örerek geldim. Sona doğru geldim. Yine Sondaki batma yerimizi de sizlerle birlikte e, iyice pekiştirelim. Üzerlerine yine aynı şekilde örmeye devam edin. Şimdi bakın sonda batıyorum. Belirli zaten. Hemen buraya da batıyorum. Şimdi burada dönüş yerimiz vardı. Bakın şöyle görmekteyiz. Dönüş yerimiz vardı. Zincirimizden döndüğümüzde. Mutlaka buraya da bir tane sık iğne batıyoruz. Yoksa dönersek eksik olur. Şöyle araya giriyorum arasına girip alıyorum örüyorum ve bu şekilde ikinci sıramızı bir uçtan bir uça düzgün bir şekilde ördüm şimdi diğer sıramızı yani ikinci sıramda başladığım gibi başlıyorum bitiş yerine hemen bu yönde şöyle netleştirelim bu yönde bir tane zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum Hemen dibine sevgili arkadaşlar bakın şuraya hemen dibine batıyorum. Ondan sonrasında zaten belirli hepsine sadece batıyorum. Her iki katı da alıyorum. Her iki katı birlikte alarak istediğimiz ölçü olana kadar hem önümüzü hem de arkamızı örüyoruz. 8 sıra sık iğnemi ördüm. Şimdi birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10. 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 bu da başlangıç zincirimizin üzerine ördüğümüz bölüm yani zincirimiz. Şimdi bize en güzel sonucu verecek olan tabii ki santim ölçümüz. Hemen santim ölçüme bakıyorum. Şöyle tutuyorum. 20,5 santim. Şimdi buradan sonra bize gerekli olan yaka oyuntumuzu örmeye başlıyoruz. Yaka oyuntum için yine aynı sık iğnem örüyorum ama burada az sık iğne öreceğiz. Sağ ve sol omuzumuzda bir tane sık iğnem ördüm. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğnem ördüm. Bir zincir çekip dönüyorum. Arayı örmüyorum. Dibine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bu ikinci sıramızda bir zincir mi çekiyorum üçüncü sırama başlıyorum dördüncü sıram için bir zincirimi çekip çevirdim dibine batıyorum şu an dördüncü sıramı örmekteyim beşinci sırama başlıyorum dibine batıyorum 6. ve son sıramı örmek için başlıyorum. 6 sıra 7 tane sık iğnemi omzuma ördüm. Diğer tarafta da aynı şekilde öreceğiz. 6 sıra 7 sık iğne. Bir tane zincirimi çektim ve ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestim. Yeniden bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şuradan başlıyorum. Buradan başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 gelip batıyorum ipimi yatırıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 birinci sıramı ördüm bir zincir çekiyorum ikinci sırama dönüyorum Toplamda 6 sıra öreceğiz. 3. sırama dönüyorum. Omuzlarımızın her ikisini de örerek tamamladım. Bitti. Evet şimdi aynı ölçülerle önümüzü başladığımız gibi arkamızı da başlıyoruz ve arkamızı 50 sıra şeklinde örüyoruz. Arkayı biraz örmek istiyorum. Şöyle görmüş olduğunuz bakınız şu sırayı çift sayıyoruz. Bu böyle 50 sıra olacak şekilde aynı sayıda başlayalım ve aynı şekilde sadece sık iğnelerimizi örerek arkamızda tamamlayalım. Arkamızı da ördüm, dümdüz ördüm bakınız. Arkada herhangi bir oyuntu çalışması yapmadım. Şu şekilde tamamlandı. Ee, şöyle sıramızı sayalım isterseniz birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ve 50. Şu son bir sırayı diğerinde de saymamıştım hatırlıyorsanız. Şimdi santim olarak bunun da ölçüsüne bakalım. Her ikisinin ölçüsüne de bakalım. Net sonuçlarımızı bu şekilde daha güzel görmekteyiz. 28 buçuk. Şöyle düzelttiğim zaman elimle daha kenarda yapacağız sevgili arkadaşlar. 28 buçuk. Herhangi bir farklı sayı çıkmadı. Şurada 28 buçuk santim. Şimdi e, her ikisini omuzlarımızdan dikip e, şuradaki bölümü omuzundan dikiyorum ve kenar çalışmama başlıyorum. İğnemizi aynı renk ipliğimize takalım. Örgümüzün arkasından dikelim. Bakınız her, burası ön yüzü. Şöyle yapalım. Her iki ön yüzü birbirine birleştiriyorum ve şeyi e, dikişi arkaya denk getiriyorum. İpliğimi takalım ve dikelim. Evet, her ikisinin arka yüzü dışarıda, ön yüzleri birbirine denk getirdim ve şimdi dikmeye başlıyorum. Dikişte e, yapmamız gereken en güzel şekilde dikmek yani. Burada e, dikiş konusunda hiç iddialı değilim elimden gelenin en güzelini dikmeye çalışıyorum sizler de eminim o şekilde dikeceksiniz öne görünmeyecek potluk yapmayacak şekilde dikelim zaten minik bir dikişimiz var 7 tane sık iğnemizi dikiyoruz Diğer tarafı da aynı bu şekilde dikelim. Şimdi modelimizin e, omuzlarını birleştirdikten sonra kenarlarından dolaşmaya başlayalım. Bunun için 8 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane düğümümü attım. Şöyle ipimizi israf etmeyelim. Biraz daha alttan başlayalım. Bir tane zincirimi çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 8 zincirimi çektim 8 zincirimizi çektikten sonra şu şekilde başlayalım köşeden başlıyorum köşemizde birazcık daha işlemimiz farklı olacak dönmemizde kasmasın diye buraya fazla öreceğiz şimdi birleştirdim bir tane zincirimi çekiyorum dönüyorum birer birer sık iğne örüyorum sık iğnelerimizi zincirimizin içerisine girerek tüm alıyoruz. Aşağıdan başladık. Bütün köşelerimizi ve yakalarımızı bu yöntemle öreceğiz. Zincirimden sık iğnelerimi ördüm. Bitirdikten sonra bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Şimdi bundan sonrasında sevgili arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi e, buğday görüntümüzün dış taraftaki kanadından alıyoruz. Dış orta parmağımdan taraftaki şu kanatlarını öreceğiz. Tüm girmek yok artık. Evet, bir zincirimi çekmiştim. Geliyorum. Bakın dıştaki kanadı alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 şöyle 7 tane sık iğnemi örüyorum 7 sık iğnemi ördükten sonra yine buraya gelerek batıyorum Çünkü burası bizim köşemiz köşemize birkaç sıra dolanacağız burayı iki sıra ördüm köşede şimdi bir tane zincirimi çekiyorum 3. sıraya başlıyorum yine dış kanadı örüyorum 8 zincir çektik biriyle birleştirdik 7 tane sık iğne örüyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Her bitiş sonrasında mutlaka bir tane zincirimizi çekiyoruz ve örgümün arkasını çeviriyorum. Yine dibine batıyorum. Birer kat alıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 yi örüyorum yine aynı yuvama batıyorum şimdi buradan itibaren artık yine buraya geliyorum bir sonrakine geçişimi yapacağım bir zincirimi çekiyorum artık buraya batmayacağız tek kat yine alıyorum köşelerimizin tamamını böyle yapacağız iki kat alıyorum. Burayı ipimi e, yarımlamışım. Ben şöyle yol yakınken hemen düzeltmek istiyorum. Burayı ben düzelteyim. Sonra yeniden geçişimizi yapalım. Evet orayı hemen düzelttim ve birer birer yine örüyorum. Sonuncuyu da ördüm. Bir tane zincirimi çektim. Batıyorum. Geliyorum bu kez bir üstteki bölümümüzü öreceğiz. Yani oraya batacağız. Aynı yere batmayacağız bu kez. Evet bu kez aynı yere batmıyorum. Hemen yandaki bölüme batıyorum. Bakınız yandaki şu kısmı. Kenar trabzanlarımızı görmekteyiz. Şimdi hemen şuradaki yana batıyorum buradaki batma işini Bakınız burada zaten yerlerimiz belirli ona göre batarak devam edeceğiz şöyle görelim geri dönüşümü yapıyorum bir üste çıkıyorum şuraya bakın buraya battım bir üste şu aradaki minik yere batıyorum geri dönüyorum ve hemen katlarımın arasına giriyorum aradan birer birer lastiklerimi örüyorum. Böyle katların arasından alacağız. Ve geldim bir zincirimi çektim. Devam ediyorum. Çok zevkli. Kendinize dörebilirsiniz. Çok güzel olacaktır ince tiftik iplerle de yapabilirsiniz. Buraya batıyorum. Bakın hemen büyüye batıyorum. Büyüye battıktan sonra bir de araya giriyorum. Şu ikisinin arasındaki bölüme giriyorum. Ve geri dönüşümü yapıyorum. Çeviriyorum. Ta uzağa gitmiyoruz ama lütfen dikkat edelim. Burada şöyle gördüğümüz bölüm iki tane sık iğnenin olduğu bölüm var. Bir büyüğe batıyorum, bir küçüğe geri dönüşte küçüğe batıyorum. Eğer kasacak gibi olursa küçüğe hiç batmadan olduğu gibi dönüşünüzü yapabilirsiniz. Birer birer örüyorum. Şimdi bütün e, kenarımızı ve köşelerimizi bu şekilde tamamlayalım. Sweater'imizin kenar çalışmasını tamamladım. Buradan başlamıştım. Şöyle göstermek istiyorum. Buradan dümdüz ördüm. Yine şuradan dönüşlerimi yaptım. Tekrar altını çalıştım. Diğer yanımızı ördüm. Hem arkayı hem önü tamamladım. Sonra önümüzde bitişe geldik. Şöyle yakın göstermek istiyorum. Önümüzde bitiş kısmına geldik. Şurada dönüşlerimizi yapmıştık. Şimdi buradan yine en sonu ördükten sonra kenarımızın sonuncu sırasını da ördükten sonra burayı birleştirelim ve süeterimizin kenar çalışması da bu şekilde tamamlanmış olsun şimdi ipimi araya alıyorum en son ördüm bakınız en son ilmeklerimi ördüm buradan başlamıştım burada gerekli artışımı yapmıştım şimdi bu ikisini karşılıklı birleştiriyorum ilmeğimi yine bu noktaya battım ipim aşağıda Şuradaki bakınız şu alt kısımdan alıyorum ilmeğimi diğer taraftan. Bu taraftan yine alt kısımdan alıyorum. Arasından geçiyorum. Sıradan alıyorum. İpim aşağıda diğer taraftaki sırayı alıyorum. Aradan geçiriyorum. Karşıya geçip alıyorum. Bu taraftan yine batıyorum alıyorum. Diğer taraftan ip hep altta giriyorum, alıyorum. Birbirinden bir diğerinden batarak karşılıklı alma işlemimizi yapıyorum. Hep altından aldım bakın. Şöyle güzel bir görünüm oldu. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. Bu tarafa geçiyorum. En son uç kısma batıyorum. Buraya da şöyle uç kısma yine battım ve geçtim içerisinde. Bir tane zincirimi de yaptıktan sonra bu kısmı da yani bu köşemizi de tamamladık. Her köşemizi döndük. Burayı da bu şekilde ördükten sonra şimdi yaka kısmımıza başlayabiliriz. Burayı ipim buradaki ipimi kesiyorum. Süveterimizin kenarlarını tamamladık Kenarlarını tamamladıktan sonra duruşu bu şekilde olacak. Şimdi santim olarak ne kadar genişlemiş olduğuna bakalım. 25,5 santim beden genişliği uzunluğuna bakalım uzunluğu 27 ön uzunluk 31 de arka uzunluk şöyle 31 arka uzunluk 27 ise ön uzunluğu şimdi yakamızı çalışalım yakasın yakamızı çalışacağımız zaman sadece ortayı bulmamız gerekmekte ortadan başlıyoruz yine aynı şekilde öreceğiz önce zincirimi çekiyorum bir tane bu düğümü attım 1 2 3 4 5 6 7 8 yine 8 tane eee zincirimizi çekelim. Şöyle ortayı alıyorum. Ön kısım ve sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 8'e koyuyorum şöyle. Buradan da sayarak geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve burası da 9. Şöyle yaptığım zaman her ikisinin de ortası burası oluyor. Sizin ilmek kaç olursa fark etmez. Tam ortaya gelecek şekilde bu çekmiş olduğumuz zincirimizi girdirelim tam ortaya ve başlayalım. Biraz önceki çalıştığımız gibi çekmiş olduğumuz zincirlere birer sık iğnemizi yapalım. 3 4 5 6 7 8 başladık 7 gitti Evet bir tane zincirimi çekiyorum bu kez dış katından alarak Örmeye başlıyorum bir zincirimi çekmiştim İlk bakınız zincirimi çektiğim Zincire değil hemen yanındakine giriyorum ve birer birer dış katından alarak ilerliyorum. Batıyorum ve başladığım battığım noktaya geliyorum. Buraya geldim. Şimdi bakın şuradaki hemen yanına batıyorum yanından dönüyorum. Birer birer bakın. Hemen dibine batmıyorum. Bir yanına batıyorum. Şuradaki döndüğümüz yeri de mutlaka örüyoruz. Bu 8. oluyor. Bir yönden 8, bir yönden 7 olmakta. Bunu da dikkat edelim. Dışa çıkarken bakın 8 içeri girerken 7. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyor. Dibine değil bakınız yanındakine batıyorum. Evet şimdi bir yanındakine battım. Ve bir sonrakine batarak dönüyorum. Şurayı hemen bir yanındakile dönmüştüm. Buradaki ilk 2 3 sırayı bu şekilde öreceğiz. Diğerlerini bir tanesine batıp diğerinden dönüşümüzü yapıyoruz. Sadece köşelerimizde aynı yere her köşemizde ikişer defa aynı yere batarak döneceğiz ki köşemiz yuvarlak olsun. Şimdi Aynı şekilde köşemize kadar birer birer örelim. Köşeye kadar örerek geldim. Şuradayım bakınız. Tam köşemin olduğu yere varmak üzereyim. Bakın şurada. Aynı yere bir daha batıyorum bakın. Bir batmıştım. Aynı yere batıyorum ve yukarıya çıkmadan buradan bir daha dönüşümü yapıyorum. çıkan yerin hemen köşesindeyiz yukarıya çıkmadım yani orayı iki defa ördüm şimdi buradan dönüşte yukarıya çıkıp yine aynı şekilde öreceğiz yani şu ana kadar düz ördüğümüz gibi sıralarımızı takip edeceğiz. şuraya da giriyorum ve diğerine batıyorum önce buraya batıyorum şuraya başladığım yere geri dönüşümü yapıyorum daha sonrasında yukarıya çıkıyorum şuradaki dönüşümüzde de aynı işlemimizi tekrar edeceğiz buradan bir zincirimi çekiyorum artık şu kısmı yine sıra takibiyle örüyoruz tekrarlı örmüyoruz Yakamızı örmeye devam ettim. Bu kez tam arka köşedeyim. Arka köşede de yine aynı şekilde iki defa örüyorum burayı. Şöyle bat, bat, battım bakınız. Şu kısmı bir defa battım. Burada dönüşümüzü yumuşak yapmak için diğer tarafın ilkine battım. Şu ortası dikiş bakın. Dikişin hemen yanına battım. Geriye dönüyorum. Dıştan alıyorum. Sonuncuyu da ördükten sonra bir zincirimi çekip dönüyorum. Yakamızı diğer tarafında da aynı işlemimi yapıyorum. Tam dönüşlerde iki tane bu taraftan, iki tane de diğer taraftan aynı şekilde örüyoruz. Şimdi şuraya aynı yere batıyorum. Bakınız dönüşümüzde aynı yere batıyoruz, üste geçmiyor Sadece buradan üste geçmeden çeviriyorum, hemen geri dönüşümü yapıyorum ve bu şekilde kıvrılmadan ilerleyebileceğiz. Burayı da ördükten sonra yine diğer köşemize kadar aynı düzen üzerine öreceğiz. Sonu örmeyi unutmuyoruz bu dönüşlerimizi. Artık eliniz çok çok alışacak. Rahat yapabileceksiniz. Evet şimdi bakın şuraya batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Aynı yere değil. Bir sonrakine batıyorum ve buradan da bir ileriye batıp çeviriyorum ve devam ediyorum. Diğer köşemizde iki defa örelim. Buradaki köşemizde iki ördükten sonra tamamlayalım yakamızı arkaya doğru örüyoruz burada eğer kasma olursa yani şöyle büzülecek gibi olursa mesela şuradayıp ta şuraya çekiyorsa bu uç şu şekilde yani şöyle çekiyorsa mutlaka aynı yere birkaç kere daha batalım e, köşeleri döndüğümüz gibi buranın toparlanmasını sağlayalım ama tuttuğumuzda şu şekilde ise hiç sıkıntı yok demektir e, gayet rahat birebir devam edelim elimizin sıkılığına genişliğine göre buradaki yaka e, çekme yapabilir onun için eğer bakın tekrar göstermek istiyorum. Yakam normalde e, şu köşeye yaklaşırken bu şekilde durmalı. Şöyle durmalı. Ama bu böyle değil de ta diğer tarafa doğru şöyle çekiyorsa, e, birkaç sırada bir aynı yere batarak dönüşler yapalım. Yani ileriye gitmeyelim aynı yerde örüp burayı rahatlatalım. Evet, şimdi ben köşeme doğru gelmekteyim. Köşeme geldiğim zaman yine e, aynı yere iki defa örüp rahatlatma yapacağım. Ben kendimde burada rahatlatma yaptım. Bir tane yaptım. Çünkü elim gevşek, yakamı da gevşek ördüm. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama sıkı eli sıkı olan arkadaşlarımız ya da ipi farklı olan arkadaşlarımız olası bir sıkıntı olursa bu şekilde çözebileceklerini bilsinler. Ona göre tedbirlerini alsınlar. Yani hiç sıkıntı olmayacak bir yere iki defada dönüşümüzü yap. Yani bir üst sıraya geçmeden aynı yerde dönüşleri yaparak bu problemimizi eğer oluşursa şayet illa olacak diye bir şey yok. Çözebiliriz. Evet şimdi ben devam ediyorum. Bir zincirimi de çektim. Köşeme doğru ilerlemekteyim. Arkadan önümüze dönme köşesindeyiz. Bakınız omuzumuzu diktiğimiz yerdeyiz. Bir defa batmıştım. Yine aynı yere ikinci kez batıyorum. Yumuşak geçişimi yapmak için. Bakın battığım yere giriyorum. Ve buradan ileriye geçmiyorum. Hemen çeviriyorum. Daha önceki yapmış olduğumuz işlemler gibi. Geriye dönüşümüzü yapalım. Yukarıdaki en son ilmeğimi de mutlaka unutmuyorum. Zincirimizden döndüğümüzü tekrar çeviriyorum birer birer aşağıya geliyorum hep katımızın dışı şuradan alıyorum bu kez bakın aynı yere tekrar batıyorum ve bir sonraki yere geçiyorum Evet dönüşümüzü ördüm aynı işlemimizi bir de şurada yapacağız sonrasında birer birer örerek en son noktada görüşelim Yakamı sona kadar örerek geldim. Tam başlangıç yerinin bulunduğu yere yaklaştım. Şimdi en son ördüğümü atıyorum. Bakınız şuraya. Daha sonra diğerine geçiyorum. Ve buradan başlıyorum geri dönmeye. Geri dönelim. Yukarıya doğru döndüm. Oradan da tekrar aynı başlangıç yerime doğru girdim. Ve yakamızın her ikisine bulunduğu noktaya gelip batıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestikten sonra yakamızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Çok güzel erkek yaka oldu bakınız şöyle düzelttiğimiz zaman göreceğiz gayet şık güzel bir şey güzel bir yaka oldu. Şimdi buradaki ipimizi içeriye çekeceğiz ama öncesinde kenarının bağcıklarını çalışalım. Kenar bağcıklarımız için herhangi bir yeri belirliyoruz. Şurası tam ortası gayet güzel. Önce zincirimizi çekiyoruz. Yani bir tane düğümümüzü attıktan sonra gövdeye bağlanalım. Nereyi istiyorsak şu kısmı istiyorum. Yine bunun karşılığına denk gelecek yeri Arkaya yapacağız. Yine aynı şekilde diğerine yapacağız. Kaç tane zincir çekmek istiyorsak zincirimizde kolay bir e, kordon çalışması yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Rahat rahat çekiyorum. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane zincir çektim bayağı büyük oldu şimdi buradaki zincirlerimin üzerinden birer sık iğne ile geliyorum en sonun bir yanına batıyorum ve sık iğne birer birer geliyorum göstermek istiyorum tekrar yakından zincire giriyorum alıyorum sık iğne zincire giriyorum başlangıç yerimize kadar gelelim ve bundan karşılıklı dörder tane örelim son zincirimize kadar sık iğnelerimizi ördüm en son zincirimizi ördükten sonra batarak zinciri başlattığım yere geliyorum bir defa da buraya batıp sabitliyorum yine bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve ee, kenarların her bir yanına birer tane daha örüyorum bu ördüğümle birlikte toplamda dört tane bağcığım oluyor her birinin karşısına denk gelecek şekilde örüyorum bir buraya bir diğer karşı yani iki bu yana iki de diğer tarafa örerek süre terimi tamamlıyorum Evet sevgili arkadaşlar bacıklarımızın tamamını ördüm. Dörde tamamladım ve kullanılmaya hazır hale geldi süveterimiz. Bir çalışmamız bu şekilde tamamladık. İnşallah aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan çok rahatlıkla yaparsınız. Lütfen cesaretli olalım. Hiç moralimizi bozmadan örme, örgümüzü örmeye devam edelim. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı kalın inşallah. Hoşçakalın.